Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'in Merkez ilçesine bağlı Sulusaray beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Sulusaray beldesinde Mustafa Mıh yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Mıh'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mıh'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'in Avanos ilçesi benzersiz güzellikteki Kızılırmak ve tarih köprüleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçmişin derin izlerini taşıyan ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Nevşehir'in Şirin ilçesi Avanos romantik havasıyla oldukça cezbediyor. Kızılırmak Nehri üzerinde konumlanmış olan sallanan köprü, aşkını ilan edenlerin buluşma noktası haline gelmiş durumda. Sallanan köprü Türkiye'nin en uzun ikinci büyük köprüsü olma özelliğini taşıyor. 180 metre uzunluğundaki bu köprü görenleri unutulmaz anlar yaşatıyor. Sultan Abdülhamit döneminde sarayda görevli Avanoslu Kürane Arif Bey'in katkılarıyla 1898 yılında yapımına başlanmış, 1900 yılında hizmete açılmıştır. O günün parasıyla 3700 lira harcanarak yapılmış köprü, iki tarafındaki başlıklarıyla beraber toplam 11 ayak üstüne oturtulmuştur. Ayakların yapımında kullanılan taşlar, Avanos yakınlarındaki Çeçve, Karadağ bölgesinden manda kanlılarıyla getirilip yerleştirilmişlerdir. Taşların hiçbir aşınmaya uğramaksızın hala ayakta kalması bugün bile dikkat çeken bir durumdur. Köprünün ayaklarının halk arasında sarı kara ustalar olarak bilinen Türk ustalarca yapıldığı söylenmektedir. Hatta aynı ustaların 1895 yılında Avanos'un çarşı içindeki eski hükümet konağını da yaptığı ileri sürülmektedir. Köprünün üstü yapıldığında önce tahtayla kaplanmış ve 20 yıl boyunca geçiş ücrete tabi kılınmış. Fakat tahtalar zamanla yıpranınca o yıllarda Kırşehir milletvekili olan Avanoslu Ali Rıza Bey'in yardımıyla 1924'te değiştirilmeye başlanmış, çalışma 1926'da tamamlanarak beton haline getirilmiştir. Beton kısmın yapımı Wolf isimli bir Macar ustanın öncülüğünde bazı Türk ustalarının da katılımıyla oluşan ekip tarafından dönemin fiyatlarıyla 60 bin liraya mal edilerek gerçekleştirilmiştir. Uzunluğu 151 metre olan taş köprünün yaya bölümü 1995 yılında tadilat görerek genişletilmiştir. 1973 yılında 180 metre uzunluğunda 2,30 metre eninde sadece yaya yürüyüşüne uygun olacak şekilde ve demir ayaklar üstüne ahşaptan yapılmıştır. 1994'te onarım gören Türkiye'nin ikinci asma köprüsü olma iddiasındaki köprünün özellikle Kızılırmak üstündeki bölümü hafif salıncak gibi sallanmasıyla konuklarına keyifli dakikalar yaşatmaktadır. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir Şubesi'ne üye şehit aileleri geçtiğimiz gün şehit düşen Sait Toktaş'ın ailesiyle görüştü. Görüşme duygu dolu geçti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir Şubesi ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ile yönetim kurulu üyeleri şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Bu kapsamda vakıf ve derneğin yönetim kurulu başkanı Ramazan Çiftçi ve üyeleri Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Sait Toktaş'ın ailesini ziyaret etti. Boğaz Köyü'nde yapılan ziyarette acılı ailenin derdine ortak olundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmede duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaretin ardından heyet yine aynı köyde şehit Murat Ateş'in ailesiyle görüşmeler yaptı. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Eğitim Bilsen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, İstanbul'da yaşanan korkunç eğitimci cinayeti hakkında konuşarak acımız büyük, yeter artık dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir lisede dehşet filmlerini aratmayan bir silahlı saldırının yaşanması üzerine eğitimciler ayaklandı. Eğitim Bilsen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, eğitimde yaşanan korkunç gelişme sonrası açıklamalarında bulundu. İstanbul'daki bir okul müdürümüz bir öğrenci tarafından katledilmiştir, ne yazık. Biz bunu esefle karşılıyoruz ve Türkiye'de de gerçekten okullarımızda eylemler yapıyoruz. Yarın basın açıklamamız olacak ve eylemlerimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi bütün öğretmenlerimize, öğretmene ve eğitimciye şiddete dur de eylemi yapıyoruz. Genel merkezimiz de bu konu üzerinde hem Adliye Adalet Bakanlığı ile ilgili hem Milli Eğitim Bakanlığımızla ilgili çalışmalar yapıyor ve sonuna kadar da bunun peşine düşeceğiz.
ve Türkiye'de bunun artık bitmesi gerektiğine inanıyoruz. O yolda ne gerekir, yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik haftası dolayısıyla sürücülere ceza yerine çikolata ve şeker ikram etti. Uygulama noktasında durdurulan sürücüler, trafik polisleri sürücülere trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra sürücülere şeker ve çikolata ikramında bulundu. Bu beklenmedik cez karşısında memnuniyetlerini dile getirerek trafik ekiplerinin bu tür etkinliklerle sürücüleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çabalarını takdirle karşıladıklarını söylediler. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli trafik haftasının önemine vurgu yaparak sürücülerin trafik kurallarına uyması ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmesinin trafik kazalarını azaltmada önemli bir rol oynadığını söyledi. Bu tür uygulamaların sürücülerin trafik kurallarına olan duyarlılığını artırmaya ve trafik bilincini geliştirmeye katkı sağladığını da dile getirdiler. Şehir içinde ve şehir dışında her türlü tedbirleri alıp takip hesaplarını koruyalım. Tavşanlara bir şekilde geçelim. Seyran'da kesinlikle cep telefonu konuşmalım. Kazası biraz bundan biliriz. Yolunuz açık olsun. Trafik haftası kapsamında siz değerli yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz son dönemde kazalarımızda büyük oranda artış var. Biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Seyir halindeyken mutlaka emniyet kemerimizi kullanıyoruz. Kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltıyoruz. Trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyuyoruz. Sizlere kazasız yolculuklar diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şeker ikram ederim. Teşekkür ederiz. Hanımefendi, hayırlı günler, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu hafta trafik haftası, trafik haftası kapsamında sizin değerli yolcularımızda sürekli olarak trafik kurallarına çalışıyoruz. Emniyet kemerini kullanıyorsunuz, teşekkür ederiz. Her zaman kullanmaya devam edelim. Sadece siz değil, araçta bulunan yolcularımızla mutlaka emniyet kemer takmasını sağlayalım. Şehir içinizi mutlaka uyuyoruz. Trafik işaret ve işaretçilerini mutlaka uyuyoruz. Sizlere kazan sürekli ediyoruz. Şeker ikramımız var. Kazalar böyle olsun diye. Yani mutlu olduk tabii ki. İnşallah kazası belası bütün yollarda geçen vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu hafta trafik haftası, trafik haftası kapsamında siz değerli sürücüler yolcularımıza uyar ve kazada diliyoruz. Öncelikle hayırlı yolculuklar diliyorum. Demek de mutlaka hafta oturalım. Bunu ihmal etmeyin. Allah korkuyor. Allah sevgiler. Her şey durumda çok büyük bir keyif arz etmekte. Şehir için hız limitlerine mutlaka uyalım. Emniyet kemerini mutlaka her zaman kullanmaya devam edelim. Cep telefonu kullanmayalım. Seyir halinde tavşaklara yaklaşırken hız limitlerini mutlaka koruyalım. Bu ekran sabitlerimiz mutlaka okuyun. Şimdi alırsınız. Teşekkür ederim. Saygı yoklar. Sağ olun. Bir şey demin şeker ikramı. Sen. Şeker ikramı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağ olun. Bu hafta trafik haftası. Trafik haftası kapsamında siz değerli sürücülerimize, yolcularımıza bilgilendirme ve eğitim çalışması yapıyoruz. Seyahat esnasında kesinlikle araç sürerken cep telefonu kullanmayalım. Kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltalım. Şehir içi ve şehirler arası mutlaka hız limitlerine uyalım. Doğru. Bunlar hem sizin hem diğer yol kullanıcılar için çok önemli. Sizlere kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güneşin ışıltılı süzülüşü, vadinin sıcaklığı, peribacalarının mistik yapısı ve büyüleyici atmosferinde Kapadokya çiftlerinin gözde mekanı haline geldi. Kapadokya bölgesi doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara ile çiftlerin gözde mekanı haline geldi. Güneşin ışıltılı süzülüşü, vadinin sıcaklığı, peribacalarının mistik yapısı ve büyüleyici atmosferinde Kapadokya yeni evlenecek çiftlerin hayallerini süslüyor. Türkiye'nin farklı illerinde dünya evine giren çiftler, düğün fotoğraflarını çektirmek ve evlilik teklifi için son yıllarda Kapadokya bölgesini tercih ediyor. Bölgeye gelen çiftler, doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'da peribacalı, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar ve anılar için Kapadokya'yı tercih edenler bölgeden mutlu bir şekilde ayrılıyor. Şehre inen tilki hayrete düşürdü. 2000 Evler Mahallesi TOKİ'ye yapılan yeni parkın dün geceki misafiri bir tilki oldu. Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, spor ve dinlenme alanları, çevre düzenlemeleri ve sosyal alanların bulunduğu park sürpriz konuğa ev sahipliği yaptı. Yakınında apartmanlar ve spor kompleksi bulunan parkta dün gece kaydedilen görüntülere hızlı adımlarla parka giriş yapan tilkinin parkı gezmeleri saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların cep telefonları ile kaydettiği görüntüler şaşkınlık yarattı.
Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.